Merhaba, başlamadan önce henüz 24 adımda bitirme setini almadıysan, sınav nokta.com'u ziyaret edebilirsin. Eğer setle ilgili detaylı bilgi almak istiyorsan, sağ köşedeki veya açıklamadaki linke tıklayabilirsin. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Bu sete başlamadan önce başlangıç denemesini çözerek seviyeni görmelisin. Öğrenme sürecini takip edebilmen için setin sonunda yer alan bitiş denemesini çözmeyi unutma. Başlangıç denemesinin video çözümlerine sağ üstte veya açıklamada yer alan linkten ulaşabilirsin. Şimdi seni hocamızla baş başa bırakıyorum. Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle 8. adımla birlikteyiz. 8. adımda bizler bakalım neler göreceğiz. Şimdi 8. adım yine zekat ve sadaka ile alakalı olup zaten bu ünitemizin tamamı zekat ve sadaka ile alakalıdır. Burada da zekat ve sadakanın bireysel ve toplumsal faydalarından yararlanacağız. Bir önceki adımda da zaten buna benzer bir soru çıkmıştı. Cevaplamıştık bireysel veya toplumsal faydası ile alakalı. Şimdi bunları daha derin, daha kapsamlı bir şekilde işleyeceğiz. Öncelikle sadaka. Hatta bir önceki derste sadakayı, sadakayı cariye, fıtır sadakasını hafif inceden anlatmıştım. Şimdi gelelim bunları biraz daha açalım. Toplumsal dayanışma ibadeti olarak sadaka. Bir insanın kendi isteğiyle sadece Allah rızası kazanmak için yaptığı her türlü yardım ve iyiliğe sadaka denir. Bakın bu hem maddi hem manevi İnsanlar bu yardımı istedikleri zamanda ve miktarda yapabilirler. Sadaka verecek Müslümanın zengin olması gerekmez. Bu yüzden zekattan daha kapsamlıdır. Sadaka somut varlıklarla verileceği gibi, verildiği gibi soyut unsurlarla da verilebilir. Örneğin peygamberimiz kardeşini güler yüzle karşılamanın da bir iyilik olduğunu buyurmuştur. Yine güzel söz sadakadır buyurarak bir tebessümün dahi sadaka niteliğinde olduğunu belirtmiştir. Şimdi Zekat ve sadaka arasındaki fark, önceki konularımızda da söylemiştim ama burada da bir daha aktarayım. Zekat biraz daha dar, sadaka biraz daha geniş kapsamda ele alıyoruz. Zekatı belirli kişilere, belirli zamanda, belli şartlar oluştuğunda veriyoruz ve sadece mal ile yapılıyor. Ama sadaka hem maddi hem manevi, daha kapsamlı dilediğin zaman verebilirsin. İstediğin şekilde, istediğin zaman, istediğin miktarda verebilirsin. 1 liran mı var? Ver sadaka hiç sıkıntı değil ama zekatta böyle bir şey yok. Ya da 10 liran mı var? Ver 5 lirasını sadaka. Hiç sıkıntı değil. İstersen 10 kuruş ver, istersen 1 kuruş ver. Bazen şimdi şöyle bir şey oluyor. Bazen öğrencilerden yanıt geliyor. Hocam, dolar olarak sadaka verdiğim zaman yani doları sadaka ya da euroyu sadaka olarak verdiğim zaman dolar arttığında ya da düştüğünde sevabım artar mı düşer mi? Hayır öyle bir şey olmaz. Mesela örneğin o zaman 1 dolar neye tekabül ediyorsa senin de sadakan odur. Ya da 5 euro neye tekabül ediyorsa senin sadakan da odur. Dolar arttığında senin sadakan yükselecek ya da dolar düştüğünde senin sadakan düşecek diye bir konu söz konusu değildir. O yüzden sadaka biraz daha somut olduğu için her zaman her yerde herkese verilebilir. Bu maddi olarak, manevi olarak da yoldan geçerken karşıdan karşıya geçerken bir yaşlı teyzeye yardım ettin, ya da arkadaşının canı sıkkında onu güldürdün, ya da işte e, birine e, eşyalarını taşıması için yardım ettin, birine güzel bir söz söyledin. Bunların hepsi sadakaya giriyor, ama manevi sadakaya giriyor. Şimdi sadakayı biz iki kısımda inceledik ya, bir maddi bir de manevi. Maddi parayla olan ya da e, bir kıyafet olabilir, ya da bir ayakkabı olabilir. Baktığımızda bunlar maddiye girerken. Diğer yandan da birine iyilik yapmak yani e, karşıdan karşıya geçen birine yardım etmek gibi şeyler de manevi sadakaya girmektedir. Peki bireye ve topluma faydası nelerdir zekat ve sadakanın? Şimdi baktığımız zaman zekat ve sadaka gibi yardımlaşma ibadetleri bireye huzur, mutluluk verir. Bireylerde ulaşabilecek cimrilik, bencillik, kıskançlık, yalnızlık hissini yok eder toplumsal olarak da zengin ile fakir arasında dengesizliği azaltır, İnsanların kaynaşmasını sağlar. Yani bir köprü görevi görür. Baktığımızda, senin zekat ve sadaka verdiğin zaman içindeki bencilliğin, ondan sonra cimriliğin ya da işte kıskançlığın bu gibi durumlar ortadan kalkıyor. Vermeye alışıyorsun çünkü, hani e, hepsi benim, benim olacak gibi duygular ortadan kalkıyor ve daha rahat, daha huzurlu bir ortam oluşmasını sağlıyor. Aynı zamanda topluma da bu durum bir köprü görevi görüyor. Seninle fakir arasında bir bağ oluşturuyor. Ve onların da daha rahat yaşayabilmesine olanak sağlıyor. Bir de mesela burada sadakayı cari ile fıtır sadakasını e, görüyoruz. Bir önceki konuda da anlatmıştım. Herkesin yararlanacağı sadaka-i cariyeden bahsediyoruz. Herkesin yararlanacağı bu yararlanmanın uzun müddet süreceği kurumlar yaptırmak veya yapına katkıda bulunmak sadaka-i cariyedir. Mesela cami yaptırmak, okul yaptırmak, hastane, köprü, çeşme, kütüphane buna benzer birçok şey. Baktığınız zaman bir yurt yaptırabilirsin, öğrenciler orada ücretsiz konaklayabilir ya da bir aşevi yaptırabilirsin, orada insanlar fakirler, yoksullar ücretsiz yemek alabilir. Hani bunların hepsi sadakayı cariye giriyor. Ya da bir ağaç dikersin, ağaç diktiğinde ne yapar İnsanlar onun gölgesinde oturduklarında ya da onun havasından solduklarında bu bir sadakayı cariye olarak. Günümüze gelmektedir. Ha, dediğim gibi sadakayı cariyede 3 kısımda ele alıyorduk. Bunlardan birisi işte cami, çeşme, yol gibi şeyler. İkincisi faydalı bir ilim bırakmaktı. Üçüncüsü ise salih bir evlat. Yani vatana millete hayırlı bir evlat bırakmaktı. Sonra bir de fıtır sadakası var. Fıtır sadakası ise sadece ve sadece Ramazan ayına özgü bir sadaka çeşididir. Ramazan ayında bayramdan önce verilmesi gereken bakın bura önemli Ramazan ayında veriliyor. Ne zaman? Bayramdan önce verilmesi gereken bir sadakadır. Halk arasında buna fitrede deniyor. Ya fıtır sadakası ya da fitre. Fidyeyi de anlatmıştım zaten size. Zengin olmayanlar da fitre verebilir. Fitre kişi başına verilir. Bir ailedeki bütün bireylerin fitresi aile büyüklerinden biri verir. Bakın yine söylüyorum fitre ile fidyeyi karıştırmayın. Fidye zengin olursan veriyorsun ama fitreyi aynı sadaka gibi verebilirsin. Fitre kişi başına verilir. Ailedeki bütün bireylerin fitresi aile büyükleri tarafından verilir. Fıtır sadakasının miktarı fitreyi verecek olan kimsenin bir günlük yiyecek masrafı kadardır. Bunu kim belirliyor? Her sene Diyanet İşleri Başkanlığı belirliyor. Fitre zekat verebilecek kişilere verilebilir. Bakın öyle zengine şuna buna veremezsin. Zekat verilmeyecek kişilere de verilmez. Yani zekatı kime verebiliyorsan fitreyi de ona verebilirsin. Sadaka gibi değil. Zekat kimlere veremiyorsan Fitreyi de ona veremezsin. Yani kardeşin evet fitreyi alabilir. Ama eğer ki zenginse alamaz. Ya da torununa zaten hiçbir şekilde, çocuğuna hiçbir şekilde zaten zekat düşmüyor. Bunları zaten fitreyi veremezsin. Çünkü ne yapacaksın sen? Çocuğundan alacaksın çocuğun için. Aile kaç kişi? 5 kişi diyelim ya da 4 kişi. 50'şer liradan 200-250 lira yapar. E ne yapacağım ben çocuğumun fitresini geri çocuğuma mı vereceğim? Hayır böyle bir şey olamaz. Mesela burada da güzel bir örnek. Ailede birey sayısı 4 diyor. Günlük yiyecek masrafı 20. 4 çarpı 8 eşittir. 4 çarpı 20 eşittir. 80 lira yapıyor. Bakın kişi öldüğü zaman amel defteri kapanır. Ancak 3 kişi hariçtir. 3 şey hariçtir. Sadakayı cariye yani insanlara yararlı bir ilim. Kendisine dua eden hayırlı bir evlat. Burada bir de şey olması lazım. Baktığımız zaman sadakayı cariye hani baktığımız zaman sadakayı cariye bunu olarak almış ama bunların hepsi aslında bir sadakayı cariyedir. Bu da bir sadakayı cariye. Bu da bir sadakayı cariyedir. Gelelim yardımlaşma ile ilişkili olan infak kavramı maddi olarak yapılan iyilik anlamına gelir. Yani maddi olarak yaptığın herhangi bir yardıma infak denir. İnfak herkese yapılabilir. Yani birine gidiyorsun bir ayakkabı aldın para verdin. Bunların hepsine infak denir. İnfak da sadaka kapsamında değerlendirebiliriz. Evet böylelikle sadaka cariyeyi fıtır sadakasında öğrenmiş oldu. Gelelim şimdi çıkmış sorulara. Çıkmış sorularda neler varmış? Hemen birincisinde bakalım. Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Bir sahabe elinde bir miktar altın ile Hz. Muhammed'e gelerek bundan başka malı olmadığını, onu da sadaka olarak vermek istediğini söyledi. Fakat Hz. Muhammed onun bu isteğini kabul etmedi. Sahabe ısrarcı davranınca birini sahip olduğu her şeyi getirip bu benim sadakamdır diyor. Sonra da oturup insanlara avuç açıyor. Sadakanın en hayırlısı ihtiyaç fazlası maldan verilendir buyurdu. Yani elinde Bin lira paran var. Bu bin liranın hepsini verdiğin zaman sen muhtaç durumuna düşeceksin. O zaman da insanlara el açacaksın. O yüzden Peygamber Efendimiz diyor ki durumun iyiyse zekat, sadaka ver. Eğer durumun iyi değilse muhtaç duruma düşeceksen verme. Bu metinde vurgulanmak istenen nedir? Bakalım hemen şöyle. Zekatın hangi mallardan verilmesi gerektiği? Hayır bu yazmıyor. Bunu eledik. Kişinin kendisinin ve ailesinin geçimini sağlaması sadaka vermesinden önceliktir. Bak önce kendini sağlama al ondan sonra sadaka ver. İslam sadaka beklemek yani İslam'da sadaka beklemek yerine çalışarak kazanmayı teşvik ediyor. Bunu da eliyoruz. Sadaka insanın Allah'a kulluk etmesinin bir göstergesidir. Evet hani baktığımız zaman evet ama eliyoruz. Soru, şeyle alakalı değil. Evet, soruyla alakalı değil. Gelelim ikinci soruya. Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Hz. Muhammed döneminde zekat görevliler tarafından toplanır ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırdı. Eskiden zekat toplama memurları vardı. Onlara da aynı zamanda zekat veriliyordu. Yukarıda zekatın hani kimlere verileceği konusunda işlemiştik. Ee, Hz. Muhammed giyim kuşam ürünlerinin bol olduğu Yemen'e zekat için görevlendirdi. Yani gönderdiği görevliye arpa ve buğday gibi toprak ürünlerinin zekatını elbise olarak almasını söylemişti. Çünkü bu uygulamanın hem zekatın ulaştırılacağı insanlar hem de zekat verecek olan Yemen halkı için uygun olacağını düşünmüş. Çünkü onlar da o bol. Bu metinden aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? Zekatta insanların durum ve ihtiyaçları gözetilmelidir. Direkt zaten kendini belli ediyor. Yani adamın durumu neyse ona göre zekatını al. Yani orada o bolluk. Şimdi senin adamın elinde kıyafet işiyle uğraşıyor. Ya sen bana buğday zekatı ver dediğin zaman adamı zora sokmuş olursun. Ne yapacak o kıyafetleri satacak ondan sonra gidecek buğday alacak buğday olarak sana zekat verecek. Bu yanlış bir davranış olur. Şimdi neden çıkmasına gelelim. Neden çıkmasın buradaki soruları inceleyelim. En geç bayram namazı vaktine kadar verilmesi gereken bu sadaka aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi en geç bayram namazına kadar vermemiz gereken sadaka hangisiydi? Tabii ki fıtır sadakasıydı. Bakın hemen sadaka çeşitlerinden biridir. Sözlükte atılış, Ramazan ayının sona ermesi, iftar vakti, orucun açılması gibi anlamlara gelir. İftar, fitre bakın oradan aklınıza gelebilir. İkiye geldiğimizde hemen ikide de ee, nisap miktarı mala sahip kişilerin ne diyor? Fıtır sadakası olarak verilecek sadakanın miktarı en az ne kadardır? Bir kişinin bir günlük yiyecek miktarı kadar demiştik ama yine de bakalım. Nisap miktarı mala sahip kişilerin fıtır sadakası vermeleri vaciptir. Bu sadaka zekat verilecek durumda olanlara verilir. Fitre verirken akrabaları, yakın komşuları ihtiyaç olduğunu bildiğimiz kimselere öncelik tanımak doğru olur. Fitre miktarının alt sınırı her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenir ve ilan edilir. Bir aylık mutfak masrafı hayır. Bir kişinin bir günlük yemek masrafı evet. Bir kişinin ne diyor? Bir haftalık yemek? Hayır. Kişinin üç günlük yemek? Hayır. Zaten bir kişinin bir günlük yiyecek miktarı demiştik. Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bakalım hangisi gelmesi gerekiyormuş? Herkesin yararına cami, okul, yurt, çeşme, hastane gibi hayır kurumları yaptırmak neydi? Sadakayı cariyeydi. Hemen direkt işaretleyelim sadakayı cariyeye. Şimdi adım tarama testi. Bir hurma tanesi de olsa sadaka olarak verin. Çünkü o az da olsa açlığı dindirir ve suyun ateşini söndürdüğü gibi günahları yok eder diyor. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed Efendimizin sözüne uygun değildir? Şimdi bakalım. Sadakanın nelerden verileceği kurallara bağlıdır. Böyle bir şey yazıyor mu? Baktığımız zaman üstte hayır yazmıyor. Çok az, küçük oranlarda da olsa sadaka bakın az da olsa diyor. Küçük iyiliklerine mutlaka faydası olur. Bakın suyun ateş söndürdüğü bir günahları yok eder diyor. Yapılan iyilikler günahlardan bizi arındırabilir. Bak günahları yok eder. O yüzden A. 2'ye gelelim. 2. Aşağıdakilerin hangisi sadakayı cari olarak nitelendirilemez? Aşevi yapımına katkıda bulunmak, sadakayı cariye. Kütühane yapımında katkıda bulunmak, sadakayı cariye. Ramazan ayında fıtır sadakayı vermemiz. Hayır, adı üstünde zaten bakın fıtır sadakası, sadakayı cariye değildir. Çevresine ve insanlığa faydalı evlat yetişmek evet sadakayı cariye. Gelelim 3'e. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri infak kavramı ile ilgilidir? Ramazan ayına özgü yardımlaşma ibadetidir. İnfak hayır bu fıtır sadakası. Maddi olarak yapılan yardımdır. Evet doğru buna çarpı koyalım bu doğru. Hiçbir sınırlaması olmayan yardımlardı. Şimdi bunun hiçbir sınırlaması yok mu infan? Hayır öyle bir şey söz konusu değildir. Öldükten sonra da sevap kazandıran iyiliklerdir. Hayır bu ikisini de elediğimizde yalnızca B kalıyor. Gelelim şimdi dördüncü sorumuza. Yukarıda Bilgileri verilen yardımlaşma ve paylaşma ibadeti aşağıdakilerden hangisidir? Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna kadar yetişen Müslümanın belli kimselere vermesi vacip olan sadakadır. Neydi Ramazan ayında verdiğimiz sadaka? Fıtır sadakasıydı değil mi? Gelelim beşinci soruya. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin sadaka ile ilgili kural koyucu emirlerinden değildir? Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel. Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu sizin daha hayırlıdır ve günahlarınızdan bir kısmına kefaret olur. Bu var. Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar Allah'a güzel bir borç verenler var ya, onlara kat kat ödenir. Bu da var. İnsanlar arasında hacci ilan etki bu hac ile alakalı sadakayla alakalı diye bunu direkt işaretliyoruz. Bakın burada ey iman edenler peygamberle baş başa konuşacağınız zaman baş başa konuştuğunuz baş başa konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Burada da sadaka yine var. Bakın burada hac olduğu için C'ye işaretledik. 6'ya geçelim. 6 ne diyor bize? Altı da aşağıdakilerden hangisi yardımlaşma ve paylaşma ibadetlerini yerine getirirken kaçınılması gereken tavırlardandır. Bazen gizli vermek gerekir. Evet. Kurulan iletişimde nezaket gerekir. Evet. Muhtacın kalbi kırılmamalıdır. Evet. Toplum içinde vermek gerekir. Toplum içinde verdiğiniz zaman o kişiyi rencide edersiniz. O yüzden bu doğru olmaz. Gelelim yediye. Aşağıdakilerden hangisi yardımlaşma ve paylaşma ibadetlerinin toplumsal faydalarından biridir? Kişideki bencilliği azaltır. Bu bireysel faydası. Toplumda insani ilişkilerin sıcaklığını artırır. Bu toplumsal fayda. İnsandaki kıskançlık bireysel. İyilikler kişiye sevaplar kazandırır. Bireysel. Buna sadaka taşı deniyor çocuklar. Eskiden Osmanlı döneminde sadaka taşları koyarlarmış ki insanlar oraya gidip Oradan ihtiyaçları kadar alırlarmış. Bu durumu iyi olanlar da oraya para koyarlarmış. Ne diyor? Aşağıdakilerin hangisi yukarıdaki metinden çıkarılamaz? Şimdi bakalım. Ayet ve hadisler sadakayı teşvik ettiği gibi bunun insan, orunu kırma, insan onurunu kırmayacak biçimde gerçekleştirilmesine de büyük önem vermiş. Dilenmeyi insanın saygınlığıyla bağdaşır bulmamıştır. Türk kültüründe sadaka taşı, sadaka çukuru adıyla bilinen ve tanzimat dönemine kadar devam etmiş olan yardımlaşma usulü dilenciğin önlenmesi veya askeri düzeye indirilmesi için alınmış bir tedbir mahiyetindedir. Camilerin herkesin göremeyeceği bir köşesine konulan bu mermer bir sütun üstüne bir çukur açılır. İsteyen bu kişiler sadakalarını buraya bırakır. Ve ihtiyaç sahipleri ihtiyacı olan miktarı alarak sıkıntısını giderir. Şu an olsa herhalde sadaka taşını çalarlar oradan. Bu eskidenmiş. Tabi eskiden insanlar daha hani tamahkarmış. Şimdi herkes aç gözlü. Şimdi burada ne demek istiyor? 8. soruda. Hangisi çıkaramaz? Yardımı yapan onu yükseltmelidir. Hayır. Niye onuru yükselteyim? Ben yardım, Aa, ben yardım yaptım. İşte göğsümü gere gere anlatmam gerek. Zaten gizlisi makbuldür diyoruz sadakanın. Gelelim dokuzuncu soruya. Aşağıdakilerden hangisi zekat ibadetine ait bir özelliktir? Bakın zekat ibadetine. Sünnet mi? Hayır. Vacip mi? Hayır. Kuralsız mı? Hayır. Farz ibadettir zekat. Ona geldik. Onuncu soru da aşağıdakilerden hangisi sadakaya örnek değildir? Yaşlı bir teyzenin malzemelerini taşımaya yardım etmek. Manevi sadaka. Kurban bayramı vaktinde kurban kesip fakirlere yardım etmek. Maddi bir nevi. Annemize ve babamıza elimizden geldiğince yardımda bulunmak. Bunu geçiyorum. Muhtaç olduğundan emin olunan kişiye bir miktar para vermek. Bu da sadaka. Bu değildir. Anne baba yardım etmek sadaka bir nevi yani elimizden geldiğince yardımcı bulunuyoruz. Bu normal bir şeydir. Gelelim 11. soruya. Zengin malından zekat vererek kalbinde oluşmuş olan cimrilik, bencillik duygularından kurtulmaya başlar. Yukarıda zekatın hangi etkisinden söz edilmektedir? Zekatın bireye faydası. Bakın ne diyor? Bencillik duygusundan, cimrilikten diyor. Devlet toplumsal, toplum toplumsal zaten, kültür toplumsal. O yüzden bir tek a bireye faydası diyoruz. Gelelim yazılıya hazırlığa. Burada biraz doldurma yapacağız. Neler yapmamız gerekiyormuş bakalım. Aşağıya gerekli bilgileri yazalım. Yardımlaşma paylaşmanın bireye faydaları nelerdir? Burada öncelikle bireyi inceleyelim. Bireye faydası nelerdir bunların? Bir, bencillik. Bencillikten kurtarır. Ten kurtarır. Cimrilikten kurtarır cemrilikten kurtarır dedik. Sevap kazandırır. Sevap point diyelim. Sevap kazandırır. Etrafındaki insanlara karşı e, bağ kurmanı yani insanlar arası bağ diyelim ama bu biraz daha topluma girdiği için ne diyelim buraya? Samimiyeti artırır diyelim. Miyeti artırır. Ondan sonra kıskançlığı azaltır. Kıskançlığı azaltır. Evet, bunlar bireysel faydaları. Bir de toplumsal faydasına gelelim. Toplumsal faydalarında neler var mesela? İnsanlar arası insanlar insanlar arasında bağı kuvvetlendirir. Kuvvetlendirir dedik. Ondan sonra fakirle zengin arasında bir köprü kurar. Aynı bağ aynı anlamda kullanıyor. Toplumun daha rahat olmasını sağlar diyelim. Topluma toplumun huzurunu toplumun huzurlu olmasını sağlar diyelim sağlar. Sonra bir diğerine ne diyelim? Kardeşliği artırır diyelim. Kardeşliği artırır. Evet, gelelim. Aşağıdaki bilgileri yazalım diyor. Gerek fıtır sadakası nedir? Fıtır sadakası Ramazan ayında verilen. Ramazan ayında. Da bayram namazından önce namazından önce verilir miktarı miktarı eşittir diyelim bir kişinin bir kişinin bir günlük. yiyecek miktarı miktarı dedik mi tamamdır. Fıtır sadakasında böylelikle açıklamış olduk. Kimlere verilir? Zekat verecek kişilere verilir diyelim. Zekat verilebilecek kişilere verilir. Verilir dedik. Evet gelelim şimdi bir diğer sorumuza. Fıtır sadakasının diğer adı nedir? Fitre. Hemen yazalım. Fitre denir. Fıtır sadakasındaki kişi başı miktarı nasıl belirlenir? Her sene her sene diyanet işleri başkanlığı ve tarafından belirlenir. Fından belirlenir. Evet, bir ailenin vermesi gereken en az fıtır sadakası miktarı nasıl hesaplanır? Diyelim ki e, ailede 5 kişiyiz. 5 çarpı bir kişinin en az günlük yiyecek miktarı ne diyelim? Hadi 30 diyelim. Eşittir diyoruz. 5 kere 30 ne yapar? 150 TL yapar. Ailemizin vermesi gereken fıtır sadakası miktarını hesaplayalım. Burada ne demişiz? İşte aynı soru aslında bir ailenin vermesi gereken en az fıtır sadakası miktarı nasıl hesaplanır? Bir kişinin bir günlük yiyecek miktarı diyelim hemen buraya da. Bir kişinin bir günlük yiyecek miktarı. Ailemizin vermesi gereken fıtır sadakası miktarını hesaplayalım. Herkes kendi ailesini hesaplasın. Ben de kendi aileme hesaplayayım. Ne yap? Biz 3 kişiyiz. Ben, eşim ve çocuğum var. 3 kişi 3 çarpı işte ne diyelim 50 liradan hesaplayalım bu seferde. ne yapar yine 150 lira yapar. Ya da artık e, 20 liraysa diyelim 3 çarpı 20 dediğim zaman 60 lira yapar. Artık o, o sene Diyanet İşleri Başkanlığı ne kadar belirlerse. Böylelikle bu 8. adım da bitmiş oluyor. 9. adımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bu adımın konu bölümünün sonuna geldik. Şimdi çalışma defterinde bu adıma karşılık gelen soru bankasındaki konu testlerini çöz ve takıldığın soruların çözümlerine sınav video çözüm uygulamasından bak. Uygulamayı henüz indirmediysen açıklama kısmındaki linkten hemen ulaşabilirsin. Bir sonraki adımda görüşmek üzere.